15. yüzyıldan günümüze gelme, oymalı, sedef kalkma, el aynası. Ay hayatım ya, ben bunu alacağım, iznin var mı? Nasıl istersen. 135.000. Bak benim sehpam için bir sürü laf ettin. Bak kızın el kadar ayna için dünyanın parasını döküyor. Yakışır benim kızıma. 135.000. Yok mu artıran? Ayna ayna güzel ayna var mı benden daha güzel? Hay Allah akıl fikir versin Nazan sana. 135.000. Yok mu artıran? 135.000 Türk lirası ile bu özel aynamız İcra-i Kozan'da kalıyor. Ve şimdi müzayedemizin en değerli parçası huzurlarınızda. Değerli iş adamı Yiğit Kozan'ın bağışladığı eski Amerikan 1967 model bu klasik arabayı 500 bin liradan açıyoruz. 550.000. 555.000. Ne yapıyor bu be? Aa, kendi arabalarına talip oluyor, deli mi ne? İçlal, senin buna talip olman çok münasip değil yavrum. Maşallah anne, şimdi münasipinden. Bir bildiğimiz var herhalde. İçlere bak, kendi arabalarını satın alıyor. Ay ne görmemiş kadın. 560.000. 565.000. Hilal, bak şık durmuyor. Ne hayatım işte, jest yaptım sana. Ne olacak, aldım gitti. 565 bin lirayla İcra-i Kozan'da kalıyor. Ne görgüsüzlük ama. Gördünüz mü Yiğit Bey'in suratını? Adama Allah sabır versin. Tamam yeter artık hadi. Hadi sabahtan beri çekiyorsunuz, ne bu ya? Katalog çekimindeyiz sanki. Yiğit'ciğim, nasılsın? Oo Hasan abi, nasılsın? Uzun zamandır görüşemedik. Evet, haklısın ya. Kim şu kadın? Ama kimse kim sana ne İclal? Ay ben bunu biliyorum. Bu geçen sene falan dergilere çok çıkmıştı. Ay bunun yüzünden kimler kimler boşandı biliyor musunuz? Kaltak yani. İclal, biri duyacak ayıp. Oh, öyle evli adamlarla. Bunun gibilerden o kadar çok var ki. Aa, seninkine gidiyor. Ne yapıyor bu be? İclal, bak bir terslik yapma tamam mı yavrum? Sen merak etme anne, sen merak etme. Arabanıza sahip olmayı çok istedim Yiğit Bey. Kısmet değilmiş. Eski eşimin de büyük bir koleksiyonu vardı. Tanırsınız mutlaka. Eski Amerikanlar büyük tutku tabii. Aa, siz de mi koleksiyonersiniz? Yani birkaç tane var diyelim. Bir gün görmeye çok isterdim. Bu arada tanışmadık. Şermin ben. Memnun oldum Şermin Hanım. Asıl ben memnun oldum Yiğit Bey. Ben de İclal. Benimle tanıştığınızda da çok memnun olmuşsunuzdur sanırım. Sıkı rakipsiniz İclal Hanım. Anlayamadım. Müzayedeki kapışmadan bahsediyordum. Hı. Tabii neden bahsedeceksiniz başka? Çok da doğru konuştunuz. Sıkı kapışırım ben. İclal tamam artık. Ay. Ay inanamıyorum. Ay bak şimdi. Çok pardon. Vallahi çok pardon. Yiğit'im sen şunu bir tut canım. Tut hayatım. Ben bu küçük kazamı bir telafi edeyim hanımefendiye, biraz yardım edeyim, hemen geliyorum hayatım. Gel canım. Ya sabır. Götürüyor bizimki bu kadını. Hadi git, git arkalarından bir rezalet çıkmasın çabuk. Geç sen şuraya, geç. Geç. Geç şuraya. Sen kendini ne zannediyorsun be kadın? İclal Hanım bu nasıl bir üslup? Ah! Aa ne yapıyorsun?
Erasmus. Bana bak, benim adım İcrel Kovan. Ben senin o sosyetik kibarcık arkadaşlarına benzemem. Seni öyle bir benzetirim, öyle bir benzetirim ki... bir daha değil evli erkeklerle fingirdeşmek insan içine çıkacak halin kalmaz. Deli misiniz siz ya? Bırakın saçımı. İcrel özüne dönmüş. Bana bak, senin o süzüm süzüm süzdüğün adam kim biliyor musun? O adam benim kocam. Benim kocamdan sana ekmek çıkmaz. Sen bir daha benim kocamın yanına 5 metre bile yaklaşmayacaksın. Anladın mı beni? Anladım diyorum. Yeter! Ay tam çakma. Bana bak. Bak, bugün postijin kaldı elimde. Yemin ediyorum yarın sen kalırsın. Benim işim bitti Nazancığım. Biz çıkabiliriz buradan.